Yoldaş, burası çok güzel. Arakil Kolektif, kafe de çok güzel. Evet. Bizim Berlin'de dünyanın her yerinden gelen Ermeni çocuklar kurmuş. Burada oturmak iyi oldu. Ne kadar güzel. Ben de burada olduğum için gurur duyuyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen Yaşar Kurt olarak hayatında şu anda yani. Çocukken istediğin işi mi yapıyorsun? Yani hayalin bu muydu senin yani? Hayalim şarkıcı olmaktı çocukken. Hatırlıyorum 5-6 yaşlarında ütünün kordonunu mikrofon gibi alıp işte divanın üzerine çıkıp o gün hatırımda kalan şarkıları söylerdim ve sesim o zaman da güzeldi. Yani herkes fark etti benim çok güzel bir sesim olduğunu ve müzisyen olmam gerektiğini, aslında çevremde herkes fark etti. Babam bundan pek memnun olmadı. Fakat ablam en büyük destekçim oldu. Bana her zaman notalar getirdi, şarkılar söyledi, bir sürü şey öğretti. Dolayısıyla böyle başladım bir heves olarak. Ama tabii ilerledikçe müzik Ararat gibi. Uzaktan böyle şey, ha şöyle görünüyor. Ama yaklaştığın zaman büyümeye başlıyor. Ne kadar yaklaşırsan o kadar büyüyor müzik. Dolayısıyla müzik hayatımın sonuna kadar beni götürecek bir amaç. Peki o çocukken ütüyle şarkı söylerken ne söylüyordun? Ne? Köprüden geçti gelin köprüden. İlk hatırladığım bu. En çok bana bunu söyletiyorlardı. Sonra ilkokula geldiğimde artık Zülfü Livaneli şarkıları söylemeye başlamıştım. Yani hatta müzik derslerinde hoca beni kaldırıyordu. Yaşar bir şarkı söyle diyordu. Ben bir şarkı söylüyordum. Tamam, müzik dersi buluyordu. Tiyatroda var ama sen de çok. Ondan sonra tabii ben televizyon çocuğuyuz biz. Televizyon geldi, sinema filmleri geldi, tiyatro oyunları geldi, İngiliz tiyatrosunun güzel örnekleri geldi. Oyunculuk işini sevdim ben. Ondan sonra da duydum ki Mehmet Beyazıt Lisesi'nde çok güzel işte tiyatro çalıştırıyorlar falan. Yattım, yalvardım, beni oraya yazdırın lütfen falan. İşte onlar beni askeri liseye yazdırmak istiyorlardı. Fakat boyum kısa olduğu için almadılar beni. Çok memnun oldum. Ondan sonra teknik liseye göndermeye çalıştılar. Sınavlara soktular. Bir de askeri liseye gitseydin olmazdı herhalde. Atılacaktım zaten. Böyle olur mu yani? Kısa sürede atılacaktım. O deneyim kötü olacaktı ama orada tiyatro koluna girdim ve zaten benim için oyunculuk ve tiyatro başladı. 14-15 yaşlarındaydım. Ondan sonra profesyonel olarak işte böyle 17-18 yaşlarında film setlerinde çalışmaya başladım. Yardımcı olarak. Ondan sonra işte küçük figüranlıklar aldım TRT'de. Bir takım belgesel dramalarda oynadım. Sonra kabarelerde oynamaya başladım. Daha çok televizyon. Ondan sonra tiyatroda. Zaten bizim bir tiyatromuz vardı, o ayrı hikaye. İstanbul Sahnesi diye bir grupla 10 yıl bayağı oyun ürettik hep birlikte. Ondan sonra ben işte özel tiyatrolarla çalışmaya başladım. Tiyatro Ayna, Ankara Birlik Tiyatrosu, Tiyatro Stüdyosu vesaire. Sonra da Berlin'e geldim. Bu sene kaç Berlin'e geldin? Berlin'e gelme senem 1994. 1900, o sen en kıdemli. Hayır, 1900 yanlış mı tabii 1900. 1900 yani geçen düşündüm, geçen yüzyıl yani. Geçen bin yılda. Yani. Geçen bin yılın sonlarına doğru buraya geldim. 94 Berlin. Şimdi ben de artık Berlin'im. 7-8 sene oldu, çok bir şey anladım diyemem ama. Senin dediğin dönemler böyle doğular batılar, yeni olaylar. Duvar yeni yıkılmış. İşte biz öbür tarafta, yani duvarın diğer tarafında evler kiraladık ve ilk defa batıdan gelen yabancılarla tanıştı Dedeer'in halkı. Tabii sorunlar yaşadık. Ondan sonra ırkçılık çok yaygındı. O zaman hatta skinheadler dönemiydi o zaman. Dazlaklar dönemiydi.
Biz de Redskin'ler olduk. Yani aynı şekilde giyiniyorduk. Ve yalnızca botlarımızın bağı farklıydı. Onlar beyaz takıyorlardı, biz kırmızı takıyorduk. Dolayısıyla devreye geziyorduk. Yani birbirimizi nerede görebiliriz? Köşe kapmaca. Berlin'de köşe kapmaca. Tabii bunlar Antifa olarak birleşti bu faaliyetler. Bunun tabii ki işte politik yönü oldu. O zaman Berlin, Brandenburg birleşecek, anayasa değişecek, yeni yasalar gelecek falan. İşte yabancılar konusu vesaire birçok konuda fikir ortaya koyan, eylem ortaya koyan, öz savunma ortaya koyan bir ekipti. Fakat 90'ların sonuna doğru Almanya bir yasa çıkardı. Dedi ki yabancılar eğer bu tarz yasa dışı eylemlere katılırsa onları direkt sınır dışı ederiz. Evet. Tarih boyunca bak burada durmadan Filistinlileri tekme tokat dövüyorlar yani. Bunun üzerine bizim yoldaşlar dediler ki bu yasa bizim elimizi kolumuzu bağlıyor, artık örgütlerden ayrılmanız lazım yoksa sizi sınır dışı etmekle tehdit ediyorlar falan. Böyle bir tartışmayla biz biraz bu faaliyetlerden uzak kaldık ve daha çok ben de Türkiye'ye vakit ayıracak, zaman ayıracak. Sizi Antifa'dan yolladılar diye. Bizi Antifa'dan yolladılar, biz de Türkiye üzerinde yoğunlaştık. Peki Hemşin, yani Hemşinliler. Hemşinliler, bu benim tabii benim de bir keşfim yani. Ben de kendimi keşfederken Hemşinli olduğumu fark ettim. Çünkü bu neredeyse 100 yıldır gizlenen, kendini gizlemeye çalışan, dilini gizlemeye çalışan, geçmişi unutmaya çalışan bir halk bunlar. Durumları bu. Ben de onların yakın kuzenleriyim ama İstanbul'da doğdum, büyüdüm, Batı kültürüyle yoğunlaştım ama bizim evimiz mikro bir Hemşin'di yani. Diyalekt konuşulur, halam, babaannem, aile içi yaşam. Biz İstanbul'da Hemşin'i yaşadık. Ama tabii evden çıktığımızda okulda bir diyalektsiz Türkiye, işte bir başka tarih, bir başka algı, bir başka kimlik ile büyüdük ama eve gidince direkt Hemşinliliğe geri döndük. Evden çıkınca niye mesela biz, atıyorum mamam diyordu haç takma, Ermenice konuşma falan, Ermeni olduğunu gizlemece kafası yani. Aynı kafa mı yani, yoksa orada da hemşinlisin diye? Hemşinlilik biraz dalga geçilen bir konuydu. Yani bize zaten o zaman Lazlar dedikleri için hani biz de kendimizi Laz sanıyorduk. Dolayısıyla hani kaz uçarda laz uçmaz mıları bana çok anlatmışlardır yani. Ben de tekme tokat girerdim. Olayları çözüşecektiniz. Hiç Laz fıkrası sevmem. Arkadaşlarımı uyarırım. Hani sakın espri olsun diye bile yapmayın yani. Yapıştırırım. Çünkü bu bir aşağılamanın türüdür. Biz oradan başladık yani bu meselelere. Yani Laz fıkrası büyük bir çelişki oldu benim için. Sonra da Laz olmadığımı fark ettim. O da tabii ayrı bir fark ediş. Ondan sonra ben de Laz değilsem niye bize Laz diyorları sorunca tabii her şey araştırınca çıkıyor ortaya. Yani öyle bir çıkardın ki Arşak diyelim bu arada. Yaşar diyoruz ama Ermenice adını Arşak'tır. Arşak yani. Benim vaftiz ismim Arşak'tır. Evet. Kullanan arkadaşlara da teşekkür ederim. Buradan haberiniz olsun. Haberimiz yani. Olsun. Yaşar Kurt'un ağzımız öyle alışmış ama Arşak yani soyadını ben de söyleyemiyorum ama. Aspetsi. Aspetsi, tamam. Peki Yaşar, Arşak öyle bir çıktın dedin ben Ermeniyim yani. Aynen. İşte bu 100 yıllık tabu dediğim mesele var ya. Hmm. O bir duvar ya yani. Hmm. Yarısı çatladıysa şimdi yanındasın diye söylemiyorum yani. Senin o çıkışınla bizler hepimiz koca koca kuşaklar öğrendik yani. Nasıl bir şey oldu bu birdenbire hayatında? Sen kendi Ermenini mi anlayacaksın şimdi? Dışarıdan gördüğün Ermeni muameleye mi bakacaksın? Bakacağım. Az önce Lazdık zaten. Ne oldu bize? Yani? Yani? Antifa nerede? Antifa yani? Nerede? Biz burada yabancı haklarını savunurken yani soykırıma uğramış bir toplumun üyesi olduğumun farkında bile değilim. Yani biz burada Yahudi soykırımını anıyoruz, tartışıyoruz. Ruanda'da olan bitenler, Balkanlarda, Bosna'da olan bitenler, içimiz yandı hep. Bütün herkes olarak, tek vücut olarak buna karşı durduk falan ama Ermeni soykırımından kimse söz etmedi. Bir kere bu yeterliydi benim için. Yani bu yeterliydi, bu bir tabuydu yani.
kimse bundan söz etmeyecek. Söz edeni ya öldüreceğiz ya şöyle yapacağız. Ya tek tek ağlayacağız. Ya tek tek ağlayacağız. Öyle mi kardeşim? Ermeni olmasam da böyle bir muamele gören bir halk, bir insan çevremde görsem bile ben Antifa'dan geliyorum. Ben orada müdahale ederim. Benim için bu kadar tabanı olan bir duruş bu. Ama ben de o etnisitenin bir üyesi olduğumu öğrenince tabii bu da başka bir yönü oldu. Bu da kendi hayatıma dönüp bakmama, kendi mikro tarihimi araştırmama ve neden bilmediğimi anlamama sebep oldu. Umarım o duvar yıkılır. Çünkü biz kimliklerimizi gizleyerek yaşamak zorunda kalan insanların çocuklarıyız. Ben bunu çok aşağılayıcı buluyorum. Ve bundan sonra bunu asla yapmayacağım. Yani işte bu vaftiz olmak, ismini değiştirmek, bunları kayda geçirmek, nüfusta yazsın, ben öldükten sonra kuzenlerim görsün en azından. Birileri bilsin bunu. Çünkü bizim anlattıklarımız belki bir süre sonra kaybolacak. Ama hiç olmazsa yazılarda kalsın. İnanç kısmı ayrı konu. Evet, seviyorum ve tam bana uygun. İsa tam benim liderim olabilecek bir peygamber. Burada hiçbir tartışma yok. Ama işin başka bir yönü var. Yok olan bir ulusun son kalan küçük tanelerini toplayıp belki bir araya getirebilirim hayatım. Böyle bir şey için uygun. Şimdi biraz da ben de çok böyle kırılmalarda, insanın sürgünü de öyle işte. Sen üçüncü sürgün... Üçüncü sürgünümü yaşıyorum, yani, evet. Yarım bıraktık Almanya'ya gitmeler gelmeler. Türkiye'ye döndüğünde artık Yaşar Kurt olmuş Türkiye. Türkiye, evet. Farkında değilim ben burada. Antifa'da çalışıyorum. Türkiye'de insanlar demolarda benim şarkılarımı çalıp söylüyorlar. Benim de öldüğümü düşünüyorlarmış. Radyolar beni yaşamayan bir sanatçı olarak çalıyor. Ciddi misin? Aynen. İnanamadılar. O senaryoda bile ölümüyüz biz. Evet, orada bile ölüyüz biz. Aynen. Bir de birkaç kere öldüm ben. Altyazılar geçti falan. Yaşar Kurt öldü diye beni aradılar. Yok dedim, yaşıyorum. En az 3 kere öldüm yani Türkiye'de. Yani Antifa yabancıları kollamak için Alman devletine teslim olup siz gidin dedi, sizi gönderdi. Sen Türkiye'ye bir döndün. Olay patlamış. Türkiye karıştı dersin. Madem öyle. Madem öyle, bu taraftayız. Tabii Türkiye'ye gider gitmez oradaki muhalefetle tanıştım tabii yani. Sonra da işte Barış Arak süreci başladı. Oradaki devrimci işçi sendikaları birliği ve bir sürü kurumla birlikte bir 5 yıl Barış Arak Festivali'ni var ettik. Benim için çok önemliydi. Kazım da... Zaten Kazım'la başladı her şey. Kazım'ın beni araması ve bunu yapıyoruz, sen de katılır mısın demesiyle başladı. Ondan sonra Cem Karaca katıldı bize. Sonra süreç içinde onları kaybettik. Kaybettim. Devam ettim falan. Benim için biraz böyle bir süreçti. Halkı askerlikten soğuttun. Sonra da ikinci sürgünüm geldi. Vatan hainliğinden, 158. maddeden yargılandım. Halkı askerlikten soğutma yoluyla vatan hainliği. Dolayısıyla tekrar Berlin'e dönmek zorunda kaldım. Ne dedin savcıya? Soğuttun mu dedin? Savcıya dedim ki ya, özel olarak size söylemiyorum. Hani bu spesifik olarak doğru, sizin için değil. Bu böyle yani. Nerede varsa. Neresiyse bu siz yani. Siz de alın üstüne. Siz de hani alıyorsanız üzerinize yapacak bir şey yok. Zaten cezayı verecekler yani. Tabii. Şey diyemezdim yani. Hatta bana şeyi önerdiler. Şey de sen Afrika'daki hani şeyler için böyle çocuk savaşçılar için yazdım hani annem anne falan. Hani buradan yırtarsın. Onlar için de tabii yani. Yalan söyleyemeyiz. Yani. Ben yalan söylüyorum. Yalan söyleyemeyiz. Yalan söylüyorum. Şimdi bu kırılmalarda böyle ben de yaşıyorum dediğim, en çok hissettiğim şey alttan zemin kayıyor. Böyle bir güvenlik kaygısı gelişiyor falan. Aynen. Senin için en güvenli yer şimdi Almanya mı, İstanbul mu, Bodrum mu, Yerevan mı, Hemşin mi? Nerede güvenliyiz? Yoldaş biz yani. Bir tek yoldaşlarımın yanında güvendeyim. Nerede olursam olayım. Karada mıyız, havada mıyız? Ben denizi tercih ediyorum. Sen denizi. Ben denizi tercih ediyorum. Yani denizciliği çok seviyorum. Vakit buldukça denizde olmayı seviyorum. Denizle ilgili projelerim var diyelim. Ama hani güvenlik... Başta tabii çok endişe ettim. Türkiye'de yaşananları biliyorsun. Kendi güvenliğimden çok ailemin güvenliği için.
Okullarda okuyan çocuklarımız var yani. Onların başına bir şey gelmesin diye. Çok endişelendim. Önlemlerini de aldım yani o konuda. Evet, kendimi ve bütün Ermenileri tehdit altında hissediyorum. Bunun için daha fazla delile ihtiyacım yok. Soykırıma uğramış ve bugün hala dünya üzerinde nüfusu azalan, Türkiye'de özellikle bir takım politik nedenlerle ya da çok iğrenç başka nedenlerle suikaste uğrayan hep Ermeniler. Dolayısıyla yani bunu tartışmanın gereği yok. Soykırım oldu mu olmadı mı? Soykırım oluyor. Bugün de oluyor. Devam ediyor. Dolayısıyla buna karşı bir defans üretmeliyiz. Herkesi de buna çağırıyorum. Bütün Ermeni kardeşlerim buna Sen çağırıyorum. Büyük bir gemi yap bize. Topla hepimizi. Nuh'un gemisini yapalım. Çıkar bizi suya. Çünkü bu dünya öyle bir yere doğru gidiyor. Zaten nükleer savaşlar falan gelirse de biz plan yaptık ya, yayından önce suya kaçacağız. Yani yeniden doğarız biz. Sen uzun kalıyorsun bir de suda. Şimdi hani böyle suyu, adadayız, balığa çıktık, akşam geldik, rakı içtik değil. Sen gidiyorsun suya yani. Ben şöyle yapıyorum. Mesela bir blok zaman, 1-2 yılımı suya ayırıyorum. Yaz, kış. Orada kalıyorum. Yani denize bir gidip gelmek değil. Hatta gittikten sonra bir gün belki de karaya çıkmamı üzerine bir düşüncem var. Ama karada çağıran işler var tabii, ayrı konu. O sorumluluklardan kaçmak değil benimkisi. Ama denizi çok seviyorum. Yani en huzurlu olduğum yer. Şimdi milyonlarca insanın bence sana kızdığı bir durum var yani. Ben de çok kızgınım sana. Hadi Yaşar, yeni şarkıya. Gözünü seveyim ya. Tamam, git suya, gel. Ne bileyim, ilgilen, Ermenilik, hemşin, Laz, çöz bunları da. Neyse o motivasyondan. Aşık ol, ne bileyim, kız. Yok mu yani yeni şarkıya? Güzel, tam zamanında sordun. Var. Onu da bugün programda çalmayı düşünüyorum. Şimdi 16 yıldır... Evet. Sen televizyona çıkmadın. Herhangi bir interview vermedim. Evet. Hiçbir gazeteciye. En son Can abiyle, Can Dündar'a NTV'de 16 yıl önce. 16 yıl önce aynen. Canlı yayında çıktık, yine bu konuyu konuştuk. Ben o zaman bir film yapmayı planlıyordum. Senaryo ile ilgili konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ama henüz yapamadım o filmi hala. Şimdi 16 sene sonra yoldaşın kırmayarak çıktın. 16 sene sonra da yeni şarkını söyleyeceksin yani. Vay canına arkadaşlar. Bu kadar mı yani Yaşar? Bu kadar. Hayko, sen benim için o kadar değerlisin ki. Aynen. Yani. Bunun o 300 yılda olsaydı senin için bu orucu ben bozarım yani. Sağ olasın. Ama madem ki Ermeniler yetenekli millet, ben de müzisyen olabilirim. Ne var ki yani? Zor mu o kadar? Yapayım mı yani? Deneyebilir miyim yani? Abidin Dino'nun dediği gibi ilk 50 yılı zordur. Gitarı versene ne olur Süleyman. Bir dakika bakalım bir. Bu gitarı aman aman gözümüz gibi bakıyoruz. Bunun hikayesini de anlatırım bir gün. Öbür programda. Mr. Kazuo Yairi'nin o güzel elleriyle yaptığı bir gitar. Ben buna dokunmak istemiyorum. Sen yeteneklisin. Yani yapmak risk istemiyorum. Almadın yani. Evet, harika. Harika. Oo, yiğidim aslanım, çalıyoruz. Tamam, süper, sen bence çalıyor musun yani? Ya, biraz klavye okay. Ama utanırım senin yanında. Mesela şarkı da söyleyemem. Ben ne yapacağım biliyor musun Yaşar ya? Ben senin yanından gideceğim, karşıdan seni izleyeceğim, buradan güzel göremiyorum. Sen bize son şarkını çal. Biz de bunu o milyonlarca insan bekleyene gönderelim yoldaş. Yola açık. Çok teşekkür ederim yoldaş. Memnuniyetle. Ben teşekkür ederim. Böyle bir şey yaptığın için, beni davet ettiğin için ben teşekkür ederim. Haydi bakalım. Bu şarkıyı ayrılırken sana yazdım. Kırık dökük paramparça bembeyazdım. Bu şarkıyı ayrılırken sana yazdım. Kırık dökük paramparça bembeyazdım.
yeniden kanar mı yara yeniden? Bu şarkı ellerimde kala kaldı. Yeniden kanar mı yara yeniden? Bu şarkı ellerimde kala kaldı. Sevgilim, seni nasıl terk ederim? Kalbim, seni nasıl terk ederim? Kaçıp gitmek istiyorum aniden. Kayboldum şehrin uğultusunda. Başka bir hayatta gelirsem yeniden. Kayboldum şehrin uğultusunda. Başka bir hayatta gelirsem yeniden. Kalbim, seni nasıl terk ederim? Sevgilim,